Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 11. sınıf biyoloji 1. dönem full özet yapacağız. Biraz uzun bir video olacak çünkü 1. dönemin bütün konularından bahsedeceğiz. Öncelikli olarak da neyle başlamış oluyorduk? Sinir sistemi dediğimiz sistemimizle başlıyorduk. Sinir sisteminin hücreleri çok özelleşmiş hücrelerdi. Çok özelleşmiş olan bu hücrelere nöron adını veriyorduk. Nöron dediğimiz zaman bir hücre çekirdeğine sahipti, hücre gövdesine sahipti. Gövdeden çıkan kısa ve çok sayıda uzantısı ve uzun ve tek sayıda uzantısı bulunuyordu. Hücre gövdesi dediğimiz kısımda çekirdekler, organeller, mitokondri, endoplazmik retikulum, Golgi gibi yapılar varken şu kısa ve çok sayıdaki uzantısına dendrit, uzun ve tek sayıdaki uzantısına da akson ismini veriyorduk. Sinir hücrelerinde uyartı iletimi yapılırken her zaman iletim dendritten aksonlara doğru taşınıyordu. Burada sodyum potasyum pompası dediğimiz bir mekanizma vardı. Sodyum kapıları potasyum kapılarının açılmasıyla iyon derişimi sayesinde madde transferi gerçekleşmiş oluyordu. Hatta demiştik ki bazı nöronların etrafında miyelin kılıf adını verdiğimiz kılıflar meydana gelir. Bu miyelin kılıflar iletimin daha hızlı olmasını sağlıyorlardı. Yani kıyas yapacak olursak miyelin kılıfa sahip nöronlarda iletim hızı miyelinsizlerden daha fazlaydı. Bir de şurada akson çapı arttıkça iletim hızının arttığından bahsetmiştik. Bizim 3 çeşitli nöronumuz vardı. Duyu nöronlar, ara nöronlar, motor nöronlar. Bizim uyartıları alan özelleşmiş hücrelerimize reseptör adını veriyorduk. Mesela şuraya baskı uyguladığım zaman derimde bulunan reseptörler bunu alıyordu. Reseptörler aldığı zaman bunda merkezi sinir sistemine taşıyan nöronlara duyu nöron adını veriyorduk. Merkezi sinir sistemiyle de kastettiğimiz neydi? Beyin ve omurilikten bahsediyorduk. Uyartıyı alıp merkezi sinir sistemine taşıyanlar duyu nöronlardı. Merkezi sinir sisteminde bağlantıyı kuranlar ara nöronlardı. Buradan gelen cevabı taşıyıp buradaki kasa, kasıl, gevşe gibi emir götüren nöronlara ise motor nöronlar ismini veriyorduk. Ama sinir sisteminde sadece nöronlar yoktu. Bir de glia hücreleri adını verdiğimiz hücrelerimiz vardı. Glia hücreleri veya nöroglia hücreleri dediğimiz hücreler de yardımcı hücrelerdi. Şunu karıştırmıyorsun. Nöronlar uyartı iletimi yapar ama glia hücrelerinde uyartı iletimi olmaz. Bunlar nöronlara yardımcı hücreler. Mesela mikroglia hücreleri dediğimiz zaman burada herhangi bir enfeksiyon durumu olduğu zaman ya da bakteriler saldırdığı zaman savunmayı gerçekleştiren gliyalarımızdı. Astrositler madde alışverişini yapıyorlardı. Oligodendrositler miyelin kılıf oluşmasını, şıvan hücreleri de yine miyelin kılıf oluşmasını sağlıyorlardı. Şıvan hücreleri çevresel sinir sisteminde, oligodendrositler merkezi sinir sisteminde miyelin kılıf oluşturan nöron çeşitleriydi. Bir de ependim hücreleri vardı. Burada iyon derişiminin sağlanmasına aynı zamanda beyin omurilik sıvısının üretimini gerçekleştiriyorlardı. Daha sonra impuls oluşumu ve iletiminden bahsetmiştik. İmpuls oluşumu ve iletiminde ya şöyle yazayım, ya hep ya hiç prensibi dediğimiz prensip söz konusuydu. Bizim vücudumuzda eşik değer dediğimiz bir kavram var. Eşik değer bir uyartının taşınması, impuls oluşabilmesi için gerekli minimum değerdi. Eşik değerin altındaki uyartılara tepki vermiyorduk. Hani örnek olarak da demiştik ki bazen gözümüzde görüyoruz, ayağımızın üstünde sinek var. Ama gözümüzde sineği görmesek sineğin ayağımızın üstünde gezdiğini hissetmeyeceğiz. Sineğin o anki yarattığı uyartı eşik değerin altında, yani biz onu hissetmiyoruz. Eşik değerin üstündeki uyartılar da ne kadar şiddetli, ne kadar yüksek olursa olsun aynı hızda taşınırlardı. O yüzden biz buna ya hep ya hiç prensibi demiştik. Sürede herhangi bir değişiklik olmazdı. Akson boyunca uyartı iletimi yapılırken de polarize, depolarize, repolarize dediğimiz durumlar söz konusuydu. Normal şartlarda dinlenme durumundayken nöronların dışarısı artı yüklüydü. İçerisi ise eksi yüklüydü. Nöronların dışarısının artı yüklü, içerisinin eksi yüklü olmasını sağlayan şey buradaki iyon konsantrasyonlarıydı. Dışarıda sodyum iyonları çoktu. İçeride ise potasyum iyonlarının çok olduğundan bahsetmiştik. Dinlenme halinde, yani uyartı taşımıyordu.
Normal şartlarda sodyum ve potasyum hücre zarından geçiş yapabilir. O zaman dinlenme halindeyken bile dışarıda sodyumları çok, içeride potasyumları çok tutabilmen için enerji harcıyorsun. Nöronlarda fazla miktarda mitokondri bulunur ve ATP sentezini çok gerçekleştirirler. Dinlenme durumundayken bile aktif taşımayı çok fazla derecede yaptıkları için. Uyartı geldiği zaman nöronlarda sodyum kapısı dediğimiz kapılar açılıyordu. Sodyumlar içeriye hücum etmeye başlıyordu. İçerisi artı dışarısı eksi yüklü oluyordu. İçerisinin artı dışarısının eksi yüklü olduğu bu duruma ise depolarize halde ismini veriyorduk. Tabii uyartı taşınımı sırasında kalan kısımlar hala polarize halde olacaktı. Çünkü uyartı henüz buralara gelmemişti. Daha sonra uyartı iletimi yapılırken sodyum kapıları bu sefer bu tarafta açık olacaktı. Yani şuralar depolarize hale dönüşecekti. Ben henüz bu tarafa doğru taşımadığıma göre bunlar hala dinlenme dediğimiz durumda polarize olacaktı. Sonra arkasını toplamak için potasyum kapılarını açacaktı. Bu sefer potasyumlar dışarı çıkacaktı. Potasyumların dışarı çıktığı bu olaya ise repolarize diyorduk. Polarize ile repolarize iyon yükü bakımından dışarısının artı, içerisinin eksi yüklü olduğu durumlardı. Fakat burada dışarıda sodyum çokken burada dışarıda potasyumlar çoktu. Tabii çok karışık bir mekanizma gibi gelebilir şu an hızlı da anlattığımız için. Ama sinir sistemi videosunda bunu çok detaylı uzun uzun böyle 3-4 sefer tekrar ede ede anlatmıştım. Eğer şurada bir sıkıntı yaşıyorsak o taraflara geri dönüş yapın derim. Sinaps dediğimiz şey neydi? Diyelim ki bizim şurada dendritlerimiz vardı. Şu akson ucumuzdu. Uyartı dendritten aksonlara doğru taşınıyordu. Akson ucundan diğer bir kas hücresine veya diğer bir sinapsa, nörona taşınırken arada kalan boşluklara sinaps adını veriyorduk. Sinapslarda uyartı iletimi ise nörotransmitter maddelerle gerçekleşiyordu. Yani şu çok büyütülmüş hali, akson ucundan adrenalin, nöroadrenalin, asetilkolin gibi nörotransmitter bir madde salgılanıyordu. Ki bu nörotransmitter maddeler büyük maddelerdir. Yani hücre zarından doğrudan geçemezler. O yüzden bunları egzositoz yaparak dışarıya atıyorduk. Gidiyordu diğer dendriti dürtüyordu. Diğer dendriti dürttüğü zaman uyartı artık şuraya taşınmış oldu. Bu işlem bittikten sonra ya enzimlerle salgılanarak buradaki nörotransmitter maddeler parçalanmış oluyorlardı. Geleyim sinir sisteminin bölümlerine. Sinir sisteminin bölümleri dediğimiz zaman merkezi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımdan meydana geliyorlardı. Merkezi sinir sistemi dediğimiz zaman gözleri şurada hayal et. Beyin ve benim ta kuyruk sokumuma kadar uzanan o omurga dediğimiz yapının içerisinde geçen omurilikten meydana geliyordu. Tabii benim vücudumun her noktasına sinirler ulaşıyorlar. Vücudumun eğer şuraya bir şey battığında hissedebiliyorsam buraya sinir gidiyor demektir. Vücudumun her yerinde sinir var ama bu sinirlerin bir de ana merkezleri var. Bizim beyin adını verdiğimiz ve omurilik adını verdiğimiz yapılar merkezi sinir sistemi yapıları. Koluma, bacağıma, orama, burama uzananlar ise çevresel sinir sistemi olacak. Merkezi sinir sisteminde kendi içinde beyin ve omurilik diye ayırmıştık. Beyni de kendi içinde ayırıyoruz. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Ön beyni uç beyin ve ara beyin diye ayıracağız. Arka beyni de beyincik, omurilik soğanı ve pons diye gruplandırabiliyorduk. Çevresel sinir sisteminin bir duyu bir de motor bölümü vardı ki motor bölümünden sorular gelir. Somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi adını verdiğimiz yine iki tane kısımdan meydana geliyorlardı. Merkezi sinir sistemiyle bir başlayalım. Şimdi beyin dediğimiz zaman beyin tabii ki merkez olduğu için çok korunaklı olmak zorunda. Beyni de koruyan bazı yapılar söz konusuydu. En başta mesela işte kafatası derimiz var. Kafatasımızın altında kafatası kemikleri adını verdiğimiz kemiklerimiz bulunacak. Bunun altında da beyne ulaşana kadar beyin zarları adını verdiğimiz zarlar bulunacak. Dıştan içe doğru sayacak olursak en dışta bulunan zar bizim için sert zar. Sert zarın altında örümceksi zar adını verdiğim zar bulunacaktı. En altta ise ince zar adını verdiğim zar bulunacaktı. Sert zar, örümceksi
zar ve ince zar hem beyinde var hem de omurilikte var. Bunlara menenj ismini de verebiliyoruz. Eğer burada iltihaplanma meydana gelirse de menenjit adını verdiğimiz hastalık meydana geliyor. Örümceksi zarla ince zar arasında da beyin omurilik sıvısı dediğimiz bir sıvı bulunacak. Beyin omurilik sıvısından bazen işte televizyonda falan da görüyoruz. Örnek alarak birçok tahlil yapabiliyorlar. Beyin omurilik sıvısı buradaki iyon derişimini sağlıyor. Aynı zamanda beynin korunmasını, beslenmesini de sağlıyor. Sıvı içerisinde olduğu için sarsıntılardan, darbelerden daha az zarar görüyor diyelim gençler. Geldik ön beyine. Ön beyin dediğimiz zaman uç beyin ve ara beyin olmak üzere iki kısmı ayıracaktık. Ön beyin beynin en büyük kısmı. Bu yukarıdan görünen hali, yani gözler şu tarafta, ense bu tarafta kalmış oluyor. Beynimiz tabii ki iki tane yarım küreden meydana gelecek. Bu iki yarım küreyi de birbirine bağlayan sinir demetlerine ihtiyacımız var. Üstten nasırlı cisim, alttan da beyin üçgeni adını verdiğimiz yapılar sayesinde iki yarım küre birbirine bağlanmış olacak. Gayet kıvrımlı bir yapıya sahip. Hatta canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça beynini inceliyorlar. Beyinde bulunan kıvrım sayısı da artıyor. Yani bir balığın beynindeki kıvrım sayısı ile insanın ya da işte bir kuzununki ile insanınki bir değil. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça da bu kıvrım sayısının arttığını görmüşler. Bir de bunları enine ayıran bir yarık var. O yarığa da Rolando yarığı ismini veriyoruz. Uç beyin, beyin kabuğu olarak da geçer. Beyin kabuğu denilen kısım da burasıdır. Bilinçli yaptığım faaliyetleri kontrol edecek. Mesela şu an benim ders anlatmam bilinçli yaptığım bir faaliyettir. Hafıza, düşünme gibi olaylar yine bilinçli yapılan davranışlardır. Hiç unutmuyorsun, beş duyu organından gelenlerin değerlendirildiği yer yine uç beyin veya sonra beyin kabuğu diye de söyler. Beyin kabuğu olarak kabul edeceksin. Görme, duyma, işitme bunların değerlendirildiği yer. Uç beyin dediğimiz kısım. Beyninde tabii ki lobları var. Ön lob, şakak lobu, işte yan lob, arka lob dediğimiz loblar bulunacak. Bu loblarda da farklı işlevler gerçekleştirecek. Çok fazla hocalar bu kısımdan soru sormuyorlar. Biraz zorlanmanızı isterlerse anca bu lobların üzerinden sorular geliyor. Ön lob dediğimiz zaman frontal lob problem çözme, karar verme gibi olayları kontrol ediyor. Şakak lobu dili algılama, düzenleme, sınıflandırma, bilgi edinme gibi olaylardan sorumlu. Yan loblara baktığımız zaman dokunma, tad alma, koku alma. Arka loblarda biraz daha görme alanı, görsel yorumlama dediğimiz kısmı meydana getirmiş oluyor. Gelelim ön beyni ikiye ayırmıştık ya, bizim bir uç beynimiz, bir de ara beyin adını verdiğimiz kısım vardı. Ara beyin dediğimiz zaman da talamus, hipotalamus, epitalamus dediğimiz kısımlardan meydana gelecek. Şimdi talamusta bir durdum. Duyu organlarında da çok uzun anlatmıştım. Normal şartlarda 5 tane duyu organımız var tabii ki. İşte görme, işitme, tad alma, koklama, dokunma, deri diyebiliriz. Kokuyu hariç tutalım. Kalan 4 duyu organından gelen uyartılar talamusa gidecek. Burada sınıflandırılacak, değerlendirmek üzere nereye gidecek? Az önce söyledim. Beyin kabuğu yani uç beyine gidecek. Talamus 5 duyu organından gelenlerin değer... 5 demeyelim, koku direkt beyin kabuğuna gidecek. 4 duyu organından gelenlerin değerlendirildiği, beyin kabuğu ise bunlara cevap oluşturulduğu alandır. Koku doğrudan beyin kabuğuna gitmiş oluyor. Uyku uyanıklık durumunu ayarlayacak. Uyku halinde çalışmayacak. Koku hariç duyu nöronlarından gelenler buradan geçecek, sınıflandırılacak, değerlendirmek üzere beyin kabuğuna gidecek. Epitalamus dediğimiz zaman epifiz bezi adını verdiğimiz bir bezden bahsedeceğiz. Endokrin sistemde ondan da bir hormon üretilecek. Bu kısımdan bahsediyoruz. Hipotalamus'u biraz endokrin sistemden hatırlayın. Hipotalamus'tan çok fazla derecede hormon sentezleniyordu. Bir sürü hormon sentezlenip bu hormonlarda bir sürü işe yaradığına göre hipotalamus bayağı bir iş yapıyor demektir. Vücut ısısının kontrolü, homeostezinin korunması, iştah, heyecan, karbonhidrat yağ metabolizması, iyon dengesi, vücut sıcaklığı gibi pek çok alanda da hipotalamusun ismini duyacağız. Orta beyin dediğimiz zaman iki tane cümle bilmenizi istiyorum. Görme ve işitme refleksleri, kas tonusu dediğimiz olaylar. Sadece bu ikisi üstünden sorular geliyor. Bazı görme ve işitme reflekslerimizin kontrolü. Refleksleri hoca burada bir hatırlattı. Mesela karanlık ortamda göz bebeklerimiz büyür. Aydınlık ortamda göz bebeklerimiz küçülür. Bu bir görme refleksidir. Bunu kontrol eden kısım orta beyin olacak. Kas tonusu ne demekti?
ben ne kadar kendimi gevşek bırakmak istersem iyi isteyeyim, kaslarımı tamamıyla gevşetemem. Kaslarım hep hafif kasılı halde kalırlar. Kasların hafif kasılı halde durmasına kas tonusunu adını veriyorduk. Sadece kas tonusu ölme ve bayılma durumunda bozuluyor. Onun haricinde mutlaka kaslarımız hafif kasılı halde kalıyorlar. Eğer herhangi bir faktör olursa ben hızlıca kasmak istersem mesafeyi daha kısa sürede kat ediyorlar gibi düşünebilirsiniz. Arka beyin dediğimiz zaman da beyincik, omurilik soğanı ve bunların bağlantı noktası olan ponstan meydana geliyor. Şimdi beyincik dediğimiz zaman ilk aklına gelecek şey denge. Bizim iç kulağımızda da vücudumuzun dengede durmasını sağlayan yapılar var. Beyincik de vücudun dengede durmasını sağlıyor. İşte alkol alan insanların düz bir çizgide yürüyememesinin sebebi alkolün doğrudan beyinciyi etkilemesinden kaynaklanıyor. Beyincik de aynı beyin gibi iki yarım küreden meydana geliyor. Omurilik soğanı dediğimiz zaman da buradan aşağı doğru inen neydi? Omurilikti. Omuriliğin baş kısmında şöyle soğan gibi top şeklinde bulunan kısım omurilik soğanı olacak. Omurilik soğanı dediğimiz zaman da iç organların çalışmasını düzenleyecek ve bazı hayati refleksleri kontrol edecek. Yani öksürme gibi, kusma gibi, hapşurma gibi refleksleri kontrol eden yer bizim omurilik soğanımızdır. Aynı zamanda iç organların çalışmasını düzenler. Şey gibi düşün, uç beyin bilinçli yapılan davranışlardı ya, uç beyni zarar gördü, omurilik soğanı çalışmaya devam ediyor. O zaman bilinçli hiçbir davranışı gerçekleştiremez ama içeride iç organlar çalışmaya devam edecekler. Pons dediğimiz yapı sadece memelilerde bulunuyor. Beyincik yarım kürelerini de birbirine bağlıyor. Ak madde, boz maddeden hiç bahsetmedim. Şurada bir hatırlatma yapmış olayım. Şimdi yapı olarak baktığımız zaman beyin ve beyinciğin yapısı birbirine benziyor. Beyin ve beyincikte mutlaka beyin kabuğu diye bir şey var ya, oradan aklınızda kalsın. Kabuk koyu renklidir. Dışta boz madde var. İçte ise ak madde dediğimiz madde bulunacak. Omurilik ile omurilik soğanının yapısı da birbirine benziyor ama beyin ve beyinciğe ters. O zaman omurilik ve omurilik soğanında ise dışta ak madde bulunacak, içte ise boz madde adını verdiğimiz o nöronların gövdelerinden oluşan koyu renkli kısım bulunmuş olacak gençler. Geldim omurilik dediğimiz kısma. Omurilik de omurganın içerisinde bulunacak. Yani S şeklinde sırtımda ta boyun kökünden kuyruk sokumuna kadar uzanan o omurga dediğimiz yapının içerisinden geçen ana sinir şeridinden bahsediyoruz. Yine bunun da etrafını beyinde olduğu gibi üç tane zar saracak. Dışta sert zar, ortada örümceksi zar, ince zar bulunacak. Örümceksi zarla ince zarın arasında yine beyin omurilik sıvısı, zaten adı beyin omurilik sıvısı, ikisinde de bulunacak. Omurilikle ilgili sorular da genellikle refleksler üzerine geliyor. Çünkü doğuştan gelen bazı reflekslerin ve sonradan öğrendiğimiz kazanılmış reflekslerin kontrol merkezi bizim omurilik dediğimiz yapılar. Duyu organlarından ve çevreden gelen uyartıları da yine burada oluşturmuş olacağız. Reflekslerden de bahsedecek olursak, mesela elime bir cisim battı, ben de elimi hızlıca çektim. Elime cisim battığı zaman bu cismin battığını algılayacak olan kim? Reseptörler. Bunu merkezi sinir sisteminde omuriliğe taşıyacak olan duyu nöronlar. Omurilikte kimler olacak? Omuriliğe nereden girecek onu göstereyim. Mutlaka arka kök dediğimiz, şurası arka köklerdir, dorsal köklerdir. Buralarda ön kök adını verdiğimiz yapılardır. Arka kökten giriş yapacak. Şuradaki nöron bağlantıyı sağlayan ara nöronlardır. Ön kökten çıkış yapacak. Motor nöronlar da artık efektör organ neresiyse, elime battıysa elime tepki organı olarak götürecek. Burada bir çapraz mekanizması var. Uzun uzun anlatamayacağız. Video çok aşırı derecede uzar. Buradaki çapraz mekanizması da mutlaka arkadan girecek. Bazen şekilli sorular veriyor, buralara numaralar koyuyor ya. Mutlaka arka kökten girip ön kökten çıkış yapacak. Çapraz yapmak budur. Sakın çapraz yapmayı şöyle olarak hayal etmeyin. O zaman soruları yanlış yaparsınız. Geldim çevresel sinir sistemine. Çevresel sinir sisteminde duyu ve motor olmak üzere iki tane kısmı vardı. Beynimden çıkan ve omuriliğimden çıkan sinirler var. Bu sinirler vücuda yayılış gösteriyorlar. Beyinden 12 çift çıkıyor. İşte omurilikten 31 çift sinir çıkıyor.
baktığımız zaman bunlardan bir tanesinin milli eğitim ismini bilmemizi istiyor. Beyinden çıkan 10. sinir, vagus siniri adını verdiğimiz sinir olacak. Duyu bölümü, duyu organları ve diğer organlardan aldığı impulsları tabii ki merkezi sinir sistemine getirecek. Motor bölümünü de kendi içinde somatik ve otonom olarak ikiye ayırdık. Otonom, otomatik çalışanları, somatik istemli çalışanları kontrol ediyor. Otomatik çalışan neresi? Mideme sen dinlen diyemiyorum, pankreasım benim sözümü dinlemiyor, böbreklerim devamlı idrar oluşturuyor. Yani otomatik olarak bizim etkimiz olmadan çalışanlara uyarı götüren otonom sinir sistemidir. Benim böbreğim böbrek oluşumundan ta embriyonik dönemden ölünceye kadar çalışacak. Buna devamlı olarak uyartı gidecek. Çok hızlı bir uyartı gitmesine gerek yok. Zaten düzenli olarak uyartı gidiyor. O yüzden genellikle miyelinsiz nöronlar olacak. Ama benim istemli çalışan yani çizgili kaslarıma istersem çalıştırdığım, istersem çalıştırmadığım kaslarıma uyartı götürenler ise somatik sinir sistemi olacak. Çizgili kaslar hızlı çalıştıkları için haliyle onlara giden uyartılar da miyelinli nöronlarla olacak. Sinir sistemi rahatsızlıklarından da sadece ismen bir bahsedelim. Depresyon, multiple sklerozis, otoimmün bir hastalıktı biliyorsunuz. Beyindeki bazı hücreleri vücudumuz savunma sistemi hücreleri düşman olarak algılıyorlardı. Menenjit iltihaplanmaydı. Alzheimer yine orada bazı maddelerin birikmesiyle birlikte beyin hücrelerinin ölmesiydi. Çocuk felci, Parkinson, kuduz, epilepsi, siyatik adını verdiğimiz sinir sistemi rahatsızlıklarımız var. Geldim endokrin sisteme. Endokrin sistem dediğimiz zaman aslında salgı üreten sistemimizden bahsediyoruz. Bizim bir iç salgı bezlerimiz yani endokrin bezlerimiz var. Bir de dış salgı bezlerimiz yani egzokrin bezlerimiz var. Endokrin sistem dediğimiz zaman bunların salgıları mutlaka hormonlar olacak. Hormonlar da kan yoluyla taşınan maddelerdir. Protein, amino asit veya yağ yapılı olabilirler. Dikkat et, proteini ayrı yazdım, amino asiti ayrı yazdım. Yani büyük yapılı da olabilirler, küçük yapılı da olabilirler. Monomer de olabiliyor, polimer de olabiliyor. Hipofiz, epifiz, tiroid, üstünde paratiroid, timüs bezi, böbrek üstü bezlerimiz, pankreas ve eşeysel bez gibi bezlerimiz var. Zaten erkeklerde ve kadınlarda farklı olan erkeklerde eşeysel bez olarak testisler bulunuyor. Kadınlarda ise eşeysel bez olarak yumurtalıklar bulunuyordu. Epifiz beziyle bir bahsedelim, başlayalım. Epifiz bezi epitalamustaydı hani. Bizim beynimizin ön kısmındaydı. Burada bulunan epifiz bezinden de melatonin adını verdiğimiz bir hormon salgılanıyor. Işığı algılayabiliyor. Gece salgılanması, karanlıkta salgılanması gerçekleşiyor. Biyolojik olarak saatli ilerleyen, düzenli ilerleyen, ritmik ilerleyen olayların döngüsünde etkili uyku, uyanıklık durumu gibi. Gece sentezlendiği için mutlaka karanlıkta uyumamız lazımdı. Vücudumuzu daha dinç hissedebilmemiz için. Hipofiz bezinden de bir sürü hormon salgılanıyordu. Mesela FSH, folikül uyarıcı hormon dediğimiz zaman dişilerde bu hipofiz bezinden salgılanıp gidip yumurtalıkları etkiliyordu. Erkeklerde testisleri etkiliyordu. Hipofiz bezinden salgılanan bu hormon sayesinde yumurtalıkta yumurtanın olgunlaşması, folikülün büyümesi, erkeklerde testislerin sperm üretimine başlaması sağlanıyordu. LH dediğimiz zaman luteinleştirici hormon ovülasyonu yani yumurta atılmasını sağlıyordu dişlerde. Erkeklerde de spermlerin olgunlaşmasını sağlıyordu. MSH melanosit uyarıcı hormon bizim derimize renk veren melanin pigmentimiz vardı. Bu melanin pigmentinin sentezlenmesini sağlıyordu. ACTH adrenokortikotropik hormon dediğimiz zaman böbrek üstü bezlerimizin kabuk kısmını uyarıyordu. Böbrek üstü bezlerinin kabuk kısmından sentezlenecek hormonların kontrolünü sağlıyordu. Prolaktin, LTH dediğimiz zaman süt bezlerinden olgunlaşmasını, süt salınmasını sağlıyordu. Annelik içgüdüsünün oluşmasında etkiliydi. STH bizim büyüme hormonumuzdur. Tüm vücut üzerinde etkilidir. Kemiklerin büyümesi, kasların gelişmesi büyüme hormonunun sayesinde oluyordu. TSH tiroid uyarıcı hormon dediğimiz zaman bu tiroid uyarıcı hormon sayesinde de tiroid bezinin çalışması sağlanıyordu. Yani hipofiz bezi kendi hormon üretmesi gibi diğer bezleri de kontrol eden baba bir bezimizdi. Arka lob dediğimiz zaman da ADH antidiüretik hormon vazopresin salgılanıyordu. Böbreklerden suyun geri emilimini arttırıyordu. Oksitosin suni sancı olarak bilecektik. Kadınlar doğum yapacakları zaman rahim kaslarının kasılıp gevşeyerek
doğumun gerçekleşmesini sağlayan, o doğum sancılarının oluşmasını sağlayan hormon oksitosin adını verdiğimiz hormondu. Geldim tiroid bezine. Tiroid bezi dediğimiz zaman da boynumuzda bulunan bir bezden bahsediyorduk. Tiroid bezinin üstünde de 4 tane küçük paratiroid bezi adını verdiğimiz bezimiz bulunacak. Yani boynumuzda kelebek şeklindeki bir bezden bahsediyoruz. Tiroid bezinden de 2 tane hormon salgılanacak. Bunlardan bir tanesi tiroksin, diğeri kalsitonin. Tiroksin hormonu metabolizmayı hızlandıran bir hormon. Yani metabolizma hızlanınca kan şekeri artar mesela, vücut sıcaklığı artar mesela. Bir sürü olayda görev yapıyordu. Eksikliğinde guatr, kreatinizm gibi hastalıklar, çok fazla sentezlenirse de zehirli guatr meydana gelebiliyordu. Bizim tiroid bezimizden kalsitonin, bunun üstündeki şu 4 tane küçük bezden, paratiroid bezinden de paratormon salgılanıyordu. Tiroiddeki kalsitoninle paratiroiddeki paratormon birbirine antagonistti. Olay nasıl gerçekleşiyordu? Nasıl hayal edeyim? Burası kandı, şurası kemikti. KKK, kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlayacak olan kalsitonin adını verdiğimiz hormondu. Kalsiyum geçişini sağlıyor. Tersi, antagonist etkiye sahip olan kemikten geçişi sağlayan da kana parathormon dediğimiz hormondu. Antagonist, birbirine zıt çalışmaları anlamına geliyordu. Göğüs bölgemizde bir de timüs bezi adını verdiğimiz bezimiz var. Buradan da timozin adını verdiğimiz hormon salgılanıyor. Timozin de T lenfositlerin olgunlaşmasını, yani bağışıklık sisteminde görev yapıyordu. Adrenal bezler dediğimiz zaman böbreklerimizin üstünde bulunan böbrek üstü bezlerinden bahsediyoruz. Doğrudan bunlar böbreklerle bağlantılı değildi. Bunlar böbreğin üst kısmında yer alıyorlardı. Adrenal bezleri bir kabuk kısmı, bir de öz kısmı, yani medulla kısmı olarak ikiye ayırıyorduk. Korteks, yani kabuk kısmından kortizol, aldosteron, eşey hormonlarının bir kısmı sentezleniyordu. Öz kısmından da adrenalin, noradrenalin sentezi gerçekleşiyordu. Kortizol ne işe yarıyordu? Bağışıklık sisteminde bir görevli. Onun için, onun haricinde yağ ve proteinlerden karbonhidrat sentezini sağlamış oluyordu. Yani kan şekerini arttırırdı. Aldosteron dediğimiz zaman sodyum ve klorun geri emilmesini, potasyumun atılmasını sağlıyordu. Burası bir sigorta şirketi gibi düşünebilirsin. Mesela kadınlarda rahimden östrojen, yumurtalıklardan östrojen, erkeklerde testislerden testosteron hormonu sentezleniyor. Ama bunlardan az miktarda da böbrek üstü bezlerimiz sentezliyor. Eğer oralarda işlevsel bozukluk olursa buralar biraz tedavi edici gibi, sigorta şirketi gibi çalışmış oluyorlar. Adrenalin, korku, heyecan, sevinç gibi durumlarda vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri gerçekleştiriyordu. Adrenalin sentezlendiği zaman kan basıncı artardı, kalp atış hızı artardı, göz bebekleri büyürdü, ağzımız dilimiz kururdu. Noradrenalin adrenaline antagonist değil, o da yine kılcal damarlarda kan akış hızının artmasını sağlıyordu. Pankreas dediğimiz zaman hem endokrin hem de egzokrin özellik gösteren karma bir bezdi. Sindirim sisteminde egzokrin salgısından bayağı bir uzun uzun bahsetmiştik. Pankreastan pankreas öz suyu salgılanır, ince bağırsağa gider. Hem de bu pankreastan salgılanan öz suyun içerisinde bir sürü organik maddenin hidrolizini sağlayan enzimler bulunuyordu. Bu kısmı sindirimle alakalı. Endokrinle alakalı olan kısmı da insülin ve glukagon adını verdiğimiz iki tane hormon salgılıyordu. İnsülin kan şekerinin düşmesini sağlayan hormondu. Yani biz yemek yedik, kan şekerimiz arttı. Normalde atıyorum 100-110 civarında olması lazımdı. Çıktı 300'e. Bu kanımdaki glikoza hadi karaciğere git, hadi kasa git, glikojene dönüş diyen insülindi. Kan şekerim 80'e 70'e düştüğü zaman da kan şekeri düşüyor, hadi depoları bozalım diyen de glikagon adını verdiğimiz hormondu. İnsülinle glikagon tabii ki birbirine antagonist çalışıyordu gençler. Eşeysel bezlere geldiğimiz zaman eşeysel hormon üreten bu bezler bir yumurtalık, bir de testislerdi. Yumurtalık dediğimiz zaman östrojen ve progesteron salgılıyordu. Östrojen ikincil eşey karakterlerinin oluşumunda etkiliydi. Neyden bahsediyorum? Sesimin ince olması, göğüslerimin büyümesi tabii ki benim ikincil eşey karakterimdi. Rahmimin, yumurtalığımın, işte Fallopi tüpümün, yumurta kanalımın olması ise birincil eşey karakterimizdi. Progesteron rahim iç duvarının kalınlaşmasını sağlıyordu. Testosteron dediğimiz zaman da tabii ki erkeklerde ikincil eşey karakterlerinin oluşmasında, bıyığın çıkması, sesin daha kalın olması gibi olaylarda etkili olduğu gibi testislerde sperm üretiminin gerçekleşmesinde de etkiliydi.
Geldik duyu organlarına. Duyu organları dediğimiz zaman 5 tane duyu organım var. Duyu organlarımda uyartıları alan özel hücreler var. Bu özel hücrelere reseptör adını verecektik. Mesela göz ışığı algılayacak fotoreseptörler bulunacak. Burnumda ve dilimde kemoreseptörler, kimyasal uyarıcıları algılayanlar olacak. Mesela derimde sıcaklığı algılayan termoreseptörler, kulağımda derimde basınç ve darbe gibi şeyleri algılayan mekanoreseptörler bulunacaktı. Göze baktığımız zaman da 3 tane ana tabakadan meydana gelirdi. En dışında sert tabaka tabakası vardı. Ortada damar tabakası, en içte de A tabaka retina dediğimiz kısım vardı. Gözün tabakaları ve yapılarından bahsetmeden önce kaşlar ve kirpikler, işte alından gelinen terlerin göze girmesini engeller, tozların tutulmasını sağlarlardı. Göz kapağı dediğimiz zaman yine gözün nemli kalmasını ve mikroorganizmaların, tozların kaçmasını engellerdi. Göz yaşında lizozim enzimleri var, antiseptik özellikle. Göz kasları da yine gözü koruyan yapılar oluyordu. Sert tabaka göz yuvarlağının önünde incelip saydamlaşarak kornea adını, saydam tabaka adını verdiğimiz yapının oluşmasını sağlıyordu. Damar tabaka gözü besleyen kan damarlarını bulunduran tabakaydı. Göz yuvarlağının önünde kalınlaşarak iris adını verdiğimiz yapıyı meydana getiriyordu. Irisin ortasındaki deliğe göz bebeği demiştik. Işınlar önce korneada kırılacak, sonra göz bebeği dediğimiz yapıdan geçiş yapacaklardı. Sonra göz bebeğinin arkasında göz merceklerimiz bulunacaktı. Göz merceklerinin hareket etmesini sağlayan bizim mercek bağlarımız vardı. İris ile kornea arasında bulunan kısma ön oda ismini veriyorduk. Kirpik skaslar yine buraların hareketini sağlamış oluyorlardı. A tabaka üstünde görüntü düşerse en net şekilde görebileceğim bir sarı benek, sarı leke dediğimiz kısım vardı. Görme sinirlerinin gözden çıktığı noktalara kör nokta diyorduk. Eğer görüntü kör noktaya düşerse ben bunu göremezdim. Fotoreseptörler de tabii ki sarı benek adını verdiğimiz reseptörlerin bulunduğu bölgelerde koni ve çubuk hücreleri şeklinde bulunacaklardı. Önce ışınlar korneaya geleceklerdi. Korneaya geldikten sonra göz bebeğinden geçeceklerdi. O arada da saydam kornea sıvısı var. Göz bebeğinden geçtikten sonra göz merceğine gelecekler. Sonra camsı cisim ya da camsı sıvı dediğimiz sıvıdan geçip retinadaki fotoreseptörlere gelecekler. Buradaki reseptörler optik sinirlere verecek. Nerede sınıflandırılır? Taramusta. Nerede değerlendirilir? Beyin kabuğu dediğimiz kısımda. Kulağa da baktığımız zaman dış kulak, orta kulak, iç kulak olmak üzere 3 kısımdan meydana geliyordu. Kulak kepçesi ve kulak yolu dediğimiz zaman kulak zarına kadar olan kısma dış kulak ismini veriyorduk. Kulak zarından sonra çekiç, örs, üzengi adını verdiğimiz kemikler vardı. Bu kemikler ses titreşimlerini yükseltiyorlardı, dalıza veriyorlardı. Dalız da bunu salyangoza iletiyordu. Salyangoz artık iç kulaktaki birbiri üstüne katlanmış 3 tane kanaldan meydana geliyordu. Orta kulağımızdan yutağımıza doğru açılan Öztaki borusu adını verdiğimiz bir borumuz vardı. Burası 2 zarın arasında kaldığı için basınç dengesinin oluşmasını sağlıyordu. Kulak dediğim zaman sadece işitme duyu organım değildi. Aynı zamanda vücudumun dengede durmasını sağlayan organımızdı. Yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik dediğimiz yapılarda vücudun dengede durmasını, işte dik duruşta, hareket etmede dengenin bozulmamasını sağlamış oluyorlardı. İşitme olayından da bir bahsedelim. Kulak kepçesi sesleri toplayacak. Tabii ki kime doğru gönderecek? Dış kulak yoluna. Oradan kulak zarına gitti. Çekiç, örs, üzengi kemiklerine geçtikten sonra oval pencereye alındı. Salyangozun içerisinde bulunan vestibular kanal, timpanik kanal yuvarlak pencereye geldi. Yuvarlak pencereden sonra temel zar hareket edecekti. Burada reseptörlerin bulunduğu korti organıydı. Duyu sinirleri alındı. İşitme sınıflandırmak için nereye gider? Talamusa. Oradan da hop beyin kabuğuna değerlendirilmek üzere gidecekti. Deri dediğimiz zaman vücudumuzun her tarafını kaplayan bir büyük duyu organından bahsediyorduk. Kendi içinde bir üst deri, bir de alt deri olmak üzere ikiye ayıracaktık. Üst deri dediğimiz zaman kesinlikle kan damarı bulundurmayacaktı, sinir bulundurmayacaktı. 2 tane tabakası vardı. Korun tabakası ve Malpighi tabakası. Korun tabakası tamamıyla ölü hücrelerden meydana geliyordu. Işık vurduğunda şöyle yaptığımızda pıtır pıtır düşenler vardır ya. Onlar bizim korun tabakamızdaki ölü hücreler. Tabii ki böylelikle vücudumuzu darbelere karşı korumuş oluyorlar. Malpighi tabakası dediğimiz zaman melanin sentezini yapan melanosit hücrelerini bulundurmuş olacaklar. Alt deri yapıştır
kıl kökü, kan damarı, yağ bezi, ter bezi, serbest sinir hücreleri, reseptörler, bunların hepsi alt deride bulunmuş olacak gençler. Burun dediğimiz zaman kemoreseptörler tarafından uyarılacaklardı. Burun zaten çok kısa. Uyartıyı alabilmemiz için mutlaka burun içerisindeki sıvıda, yani mukusta çözülmesi gerekiyor. Buradan alınanlar koku soğancığına gideceklerdi. Unutmuyorsun, burundan gelenler talamusa uğramadan doğrudan beyin kabuğuna, uç beyine gidiyorlar. Dilimizin üstünde de tadı algılamamızı sağlayan tat tomurcukları adını verdiğimiz, papilla adını verdiğimiz yapılar vardı. Bu papillalarda da yine kemoreseptörler bulunuyordu. Dilimin her yeriyle her tadı algılayabilirim. Ama bazı yerlerde bazı tatların algılanması tabii ki daha fazla şekilde gerçekleşebiliyor. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi, umami, lezzetli, bu da yeni girmişti. Umami lezzetli dediğimiz tatlarımız söz konusuydu. Böylelikle üç tane konumuzu bitirmiş olduk. Destek ve hareket sistemine geçelim. Destek ve hareket sistemi dediğimiz zaman iskelet, kas ve eklemlerden oluşan sistemden bahsediyoruz aslında. İskelet sistemi dediğimiz zaman en önemli özelliği kemik doku. Vücuda birçok işleve yarıyordu. Tabii ki vücudumun dik durmasını sağlıyor, iç organların korunmasını sağlıyor. Ama bunun haricinde kalsiyum gibi mineral maddelerin depolanmasını sağlıyordu. Dolaşım sisteminde gördüğümüz o al yuvar, ak yuvar gibi kan hücrelerinin üretimi de yine iskelet sistemi, yani kemik sistemi sayesinde gerçekleşiyordu. Kemik dokunun hücrelerine osteosit, ara maddesine ise osein adını vereceğiz. Hani osteoporoz kemik erimesi ya, oradan da aklınızda kalabilir. Hücresi osteosit, ara maddesi osein olacak. Bizim iki çeşit de kemik dokumuz vardı. Süngerimsi kemik doku ve sıkı kemik doku dediğimiz kemik dokumuzdu. Uzun kemiğin üstünde göstereyim hemen size şöyle. Pek de güzel çizemem ama çizeyim. Uzun kemiği hayal ettiğimiz zaman şuralar süngerimsi kemik dokuydu. Yani uç kısımlarda bulunuyorlardı. Sıkı kemik doku dediğimiz zaman o da orta kısımda bulunuyordu. Sıkı kemik dokunun içerisinde sarı kemik iliği dediğimiz ilik bulunacaktı. Süngerimsi kemik dokunun içerisinde ise kırmızı kemik iliği dediğimiz ilikten bulunacaktı. Unutmuyorsun, sarı kemik iliği sadece uzun kemiklerde bulunur. Kırmızı kemikliği ise tüm kemik çeşitlerinde bulunacaklardı. Aynı zamanda sıkı kemik dokunun içerisinde kan damarları ve sinirlerin geçtiği kanallar vardı. Havers ve Volkmann kanalı adını verdiğimiz kanallardı bunlar. İskelet sistemi vücuda şekil verdi. Organlarımızı korudu. Mesela beynin etrafındaki kafatası kemikleri, akciğerin etrafındaki kaburga kemikleri gibi. Aynı zamanda kan hücresi üretti. Mineral maddeleri depolamış oldu. Kemik çeşitlerimiz vardı. Kol ve bacaklarımızda özellikle bulunan, işte biraz söyleyeyim, pazı kemiği, ön kol kemiği, dirsek kemiği, uyluk kemiği, kaval kemiği, baldır kemiği gibi kemikler uzun kemiklerdi. Boyları enlerinden çok daha fazlaydı. Kısa kemikler dediğimiz zaman el ve ayak bileklerinde bulunan kemiklerden bahsediyorduk. Yassız kemikler, sanki üstünden araba geçmiş gibi olan kemikler. Kaburga kemiği, göğüs kemiği, kafatası kemikleri yassı kemiklere örnekti. Düzensiz şekilli kemikler dediğimiz zaman belli başlı bir şekli olmayan kemiklerden bahsediyorduk. Mesela yüzümüzdeki kemikler ya da bizim omurgamızın içerisinde yer alan omur kemiklerinin her biri düzensiz şekilli kemiklerdi. İskeletimizde bir eksen iskeletimiz, bir de üyeler olmak üzere iki gruba ayırabiliyorduk. Hormonlar kemik gelişimini tabii ki etkileyecekler. Büyüme döneminde salgılanan STH'ın etkisiyle kemiklerin büyümesi gerçekleşiyor. Beslenme yetersizliği olursa kemik gelişiminde olumsuzluk meydana gelir. Kemik gelişiminde D vitamini çok etkilidir. O yüzden D vitamininin sentezinde de güneş ışınının etkisi var. Güneşten D vitamini yağmıyor. Ama bizim derimizde D vitamininin öncü maddeleri var. Güneşin etkisiyle bunlar aktifleşiyorlardı. Genetik özelliklerde tabii ki kemik gelişimimizin üzerinde etkili. İki tane uzun boylu insanın kısa boylu çocuklarının olması çok daha düşük bir ihtimal. Uzun boylu çocuklarının olmasına kıyaslayacak olursak. Geldim kıkırdak dokuya. Kemik dokunun haricinde vücudumuzda bir de kıkırdak doku adını verdiğimiz yapılar vardı. Kıkırdak doku vücudumuzun birçok alanında var. Mesela iki kemiğin birbirine bağlantı yaptığı eklem noktalarında var. Burnumuzun ucunda var. Kulak kepçemizde yine kıkırdak doku bulunacak. Kemik dokunun hücresine osteosit,
Ara maddesine osein dedin. Kıkırdak dokunun ise kondrosit, ara maddesine de kondrin ismini vereceğiz. Hiyalin kıkırdak, fibroz kıkırdak, elastik kıkırdak gibi çeşitleri vardı. İçerisinde bulunan lif miktarına göre bunlar farklı oluyordu. Mesela embriyonik dönemde bebek anne karnındayken iskeleti hiyalin kıkırdak yapıdaydı. Elastik kıkırdak biraz daha yumuşak bir yapıya sahipti. Sonra bir de iskelet sistemimizde bağlantı noktalarımız olan eklemlerimiz vardı. Oynar, yarı oynar, oynamaz eklemler olarak gruplandırabiliyorduk. Şuradan başlayayım. Oynamaz eklemler dediğimiz zaman iki kemik birbirine çok sıkı bir şekilde tutunmuştu. Sanki testere dişlileri birbirine geçmiş gibi düşünebilirsiniz. Mesela kafa tası kemiklerimiz şurada yüzü çıkar. 14 tane kemiğimiz var. Ama hiç hareket yeteneği yok. Hatta alt çeneyi çıkartırsan şuradaki kemiklerde de yine hareket yeteneği yok. Bunların hepsi oynamaz eklem özelliğidir. Yarı oynar eklemler tam oynatamıyorum ama bu kadar da sıfır değil. Hafiften hareket ettiğim zaman onların da hareket ettiği eklemlerden bahsediyoruz. Mesela belimi parmağım gibi bükemiyorum ama belimi oynatabiliyorum. Yarı oynar eklemdir omurlarımızın arasındakiler. Oynar eklem dediğimiz zaman parmak, diz, işte dirsek gibi alanlarda bulunan hareket yeteneği olan eklemlerden bahsediyoruz. Hareket yeteneği deyince de işte bu hareket ettiği anlamına gelir. Ya hocam tam hareket etmiyor ki arkaya gitmiyor demeyin. Şöyle gitmesi tam hareket ettiği anlamına gelecek. Sonra kemik iskelet sistemimize hareket ettiren bir de kas sistemimiz var. Kas sistemimizi de kendi içerisinde bilmemiz gereken bazı kelimeleri var. Sarko kas demek, hücre zarına göre hücre zarına sarko lemma. Plazmasına yani sitoplazmasına sarkoplazma, endoplazmik retikulumuna da sarkoplazmik retikulum diyeceğiz. Üç çeşit kasımız olacak, çizgili, düz ve kalp kası olmak üzere. Şimdi düz kaslar dediğimiz zaman mekik şeklinde olan kaslardan bahsediyoruz. İstemsiz çalışacaklar. Neremi isteyerek çalıştıramıyorum? Mesela dalağımı, böbreğimi, pankreasımı isteyerek çalıştırmıyorum. Demek ki bunlar iç organların etrafında olacaklar, kalp hariç. Çizgili kas dediğim zaman istemli çalıştırdığım yerlerde olacak. Adı üstünde kemiklerimizin etrafını saran kaslardan bahsedeceğiz. Çizgili kaslarda bantlaşma dediğimiz durum söz konusu olacak. Kalp kası ise çalışma prensibi bakımından düz kasa benzeyecek. Ya ben bir kalbimi durdurayım gibi bir alternatif yok. İsteğimize bağlı olarak çalışmıyor. Ama yapı bakımından da çizgili kasa benziyor. Yani bantlaşma durumu söz konusudur. Çizgili kas istemli, düz kas istemsiz, kalp kası istemsiz olarak çalışacak. Bantlaşma var, mekik şeklinde bantlaşma var. Çekirdekleri de sayısı birbirinden farklı olabiliyor kasların bulunduğu yere göre. Çizgili kaslarda kasılıp gevşemeyi mekanizmasını anlatan da Huxley adını verdiğimiz bir bilim insanı söz konusu. Onun bulduğu düşünceye hala zıt bir düşünce bulunmadı. Bununla ilgili hipotezimizi de anlatalım hemen. Çizgili kaslar diyor bantlaşma yaparlar. Bu bantlaşma sarkomer adını verdiğimiz bölgeleri oluşturur. Sarkomerlerin iki yanında Z çizgisi adını verdiğimiz yapılar vardır. Aslında burada aktin ve miyozin adını verdiğimiz proteinler sayesinde bu bantlaşma durumu söz konusu olur. Aktin şu yeşille çizilen ince kısımlardır. Miyozin yani A bandı dediğimizde kırmızıyla çizilen kısımlardır. Kas kasıldığı zaman Z çizgileri birbirine yaklaşacak. Gevşediği zaman da Z çizgileri birbirinden uzaklaşacaklar. O zaman hadi önce bir şeyleri söyleyeyim. Şu boyuna olanlar Z çizgileri. İçerideki kırmızı olan miyozin yani A bandından bahsediyoruz. İki tane aktinin arasında bulunan kısım H bandı oluyor. Sonra bizim A bandımızı göstermiştim. Şu ikisi arasında kalan kısım da I bandı oluyor. Kası kasalım. O zaman Z çizgileri birbirine yaklaşacak. Sarkomerin boyu daralacak. H bandı kaybolacak veya daralacak. I bandı daralacak. Zaten kas kasıldığı zaman hepsini daralt. A bandının boyu değişmez. Kas kasıldığında veya gevşediğinde kütle ve hacminde bir değişiklik meydana gelmez. A bandı değişmez, kütle değişmez, hacim değişmez. Kasılma sırasında peki nasıl olaylar meydana geliyor? Kasılmayı tabii ki bir tane sinirin uyarması lazım. Sinir geliyor, akson ucundan asetilkolin yani nörotransmitter maddeyi salgılıyor. Bu nörotransmitter madde
geliyor kasın sarkoplazmik retikulum, yani endoplazmik retikulumdaki kalsiyumlarının hücrenin içerisine dağılmasını sağlıyor. Bu kalsiyum buralarda dağılınca aktin ve miyozin birbiri üstünde kaymaya başlıyor. Bunlar birbiri üzerine kayınca haliyle kasılma meydana geliyor. Sonra kalsiyumlar tekrar bıdı 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 ERE'ye geri dönüyorlar. Haliyle kalsiyumlar ortadan çekilince aktin ve miyozin de birbirinden uzaklaşmış oluyor. Haliyle de kas gevşemiş oluyor. Unutmuyorsun, kası kasarken de gevşetirken de mutlaka enerji harcanır. Kasarken hani emir veriyorsun, bunlar hareket ediyor, kalsiyum ortalığa dökülüyor. Sonra kalsiyumların hepsine birden diyorsun ki hadi ERE'nin içine girin. Kalsiyumlar endoplazmik retikulumun içerisine girerken de yine enerji harcanması gerçekleşiyor. Kasılma sırasında kullanılan enerji kaynaklarına da bakacak olursak, kasımı kasacağım zaman önce hücredeki ATP hazır kaynağı kullanıyoruz. Daha sonra hücrelerde, kas hücrelerinde özel kreatin fosfat adını verdiğimiz bir molekül var. Bu kreatin fosfatlar fosfatını bırakıyor. ADP ile fosfat birleşiyor. Hop, ATP sentezi gerçekleşiyor. Yani kısadan hallettin. Sonra bunlar da tükenirse bu sefer hücrede bulunan glikozları tüketmeye, yani solunum yapmaya başlıyorsun. Aynı zamanda onlar da biterse kas hücrelerinin depoladığı glikojeni kullanıyorsun. İki tane püf noktası var burada. Fazla glikojen karaciğer ve kaslarda depolanır. Karaciğer bonkör, nerenin ihtiyacı olursa glikojenini bozuyor, veriyor. Ama kaslar pinti. Ben glikojenimi vermem diyor. Yani senin kan şekerin düşse bile kaslardaki glikojenler glikoza dönüşmüyor. Benim kasılmam hayati önemi taşıyor. O yüzden de kendi depolarımı boşaltamam diyor gibi aklınızda tutabilirsiniz. Kasılma süresinde miktarı neyin azalacak? ATP'nin azalacak. ATP azaldığı zaman ADP ve fosfat açığa çıkar. Kreatin fosfatların fosfatını koparttığıma göre kreatin miktarı arttı. Besin ve oksijen tükettiğime göre karbondioksit ve su açığa çıktı. Depolarımı bozuyorum. Aynı zamanda çizgili kaslar oksijenli solunum yeterli gelmezse laktik asit fermantasyonu da gerçekleştirebiliyorlardı. Oksijenliği bırakıp laktik asite dönmüyor. Ek olarak laktik asit fermantasyonu da yapabiliyor. Bu da yorgunluk hissinin oluşmasına sebebiyet veriyordu. İskelet ve kas ilişkisi dediğimiz zaman kaslar kemiklere tendon adı verdiğimiz yerlerle bağlanmış olacaklar. Antagonist, yani karın kasları gibi, hepsi aynı anda kasılabilir, hepsi aynı anda gevşeyebilir. Veya özür diliyorum, ters söyledik. Sinerjit aynı anda kasılabilir, aynı anda gevşeyebilir. Antagonistler ise koldaki gibi biri kasılırken diğeri gevşeme işlemi gerçekleştirebilirler. İskelet sistemiyle ilgili rahatsızlıklara baktığımız zaman da çıkık eklem yerinden geçici veya kalıcı olarak doktor tekrar yerine takabiliyor tabii ki. Eklemin ayrılması, kırık kemik dokunun yapısının bozulması, burkulma kısa süreli olarak yapının tendonlarda sıkıntılar meydana gelmesi, menisküs yırtılmaları ödizde oluyor biliyorsunuz, osteoporoz kemik erimesi, raşitizm çocuklarda kalsiyum eksikliği sonucu bacaklarda parantez olması, osteomolezi raşitizmin büyüklerde görülen versiyonu, sonra beldeki omurlarda kaymalar meydana gelirse bel fıtığı olabiliyor, artrit de buradaki iltihaplanmalar anlamına gelecek. Geldim sindirim sistemine. Sindirim sistemini de mekanik ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayırmıştık. Mekanik sindirim dediğimiz zaman kesinlikle enzimler kullanılmayacaktı. Büyük bir besini dişler yardımıyla düşünebilirsin. Daha küçük bir parçaya ayırıyordun. Mesela büyük bir nişastan var, daha küçük nişasta yapıyorsun. Nişastayı bir alt birime gitmiyorsun. Kimyasal sindirimi ise enzimler kullanarak alt birimlerine dönüştüreceksin. Eğer büyük bir şeyi hücre içine alıp burada lizozomla parçaladıysan hücre içi sindirim olacak. Eğer enzimlerini dışarıya gönderip dışarıda parçalama işini gerçekleştirirsen hücre dışı sindirim olacak. Sindirim sistemimizde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs olmak üzere yapılardan meydana geliyordu. Sindirim sistemimize yardımcı olan karaciğer, pankreas, tükürük bezleri gibi yapılarımızda söz konusudu. Ağızla bir başlayalım. Ağız hem mekanik hem kimyasal sindirimin gerçekleştiği yer. Burada bulunan tükürük bezleri tarafından üretilen amilaz enzimi sayesinde karbonhidratların kimyasal sindirimi başlıyor. Aynı zamanda dişlerimiz var biliyorsunuz, yetişkin bir insanda 20'lik dişlerde dahil toplam 32 tane diş olacak. Kesici köpek azi dişleri. Bu dişler sayesinde besinlerin mekanik olarak parçalanması, küçültülmesi de söz konusu oluyor. Ağızdan alınan besinler dilde yardımcı oluyor. Dilin sayesinde de besinlerin sağa sola itilmesi ve yutağa doğru gönderilmesi sağlanıyor. Besin ağızdan geldikten sonra yutağa gelecek. Yutakta
gırtlak kapağı adını verdiğimiz bir kapak var. Besinin soluk borusuna kaçmasını engelleyecek. Yutakta kesinlikle sindirim yok, geçiş borusu. Yemek borusu dediğimiz zaman burada da sindirim yok. Mide ile yutak arasındaki bağlantıyı sağlamış oluyor. Peristaltik hareketi bileceksin. Bir kas kasıldı, diğeri gevşedi. Bir kasıldı, diğeri gevşedi. Besin böylelikle mideye doğru hareket ediyordu. Mide sindirim sisteminin en geniş organı, besinlerin bir süre depolandığı alandı. Hidroklorik asit salgılandığı için burası asidik bir pH'a sahipti. Aynı zamanda proteinlerin kimyasal sindiriminde görevli olan pepsinojeni salgılayacaktı. İnce bağırsak dediğimiz zaman 7-8 metre uzunluğundaydı. Duodenum adını verdiğimiz yapı, jejunum ileum dediğimiz kısım oluyordu. 12 parmak bağırsağı dediğimiz kısım aslında ince bağırsağın mideye yakın olan kısmıydı. 12 parmak bağırsağı diye ayrı bir bağırsağımız yok ama sindirim olaylarının çoğunu orada gerçekleştireceğimiz için cümle içinde çok kullanıyorduk. Kalın bağırsağımız dediğimiz zaman da organik besinlerin sindirimi yapılmıyordu. Organik besinlerin sindirimi ve emilimi ince bağırsakta bitmişti. Sadece kalın bağırsakta o arkada kalan posanın su ve minerallerinin geri emilimi söz konusu oluyordu. Aynı zamanda kalın bağırsağımızda B ve K vitamini üreten bakterilerimiz vardı. Onlar bana B ve K vitamini üretti. Ben mutluyum. Ben de onlara ev yemek verdim. Onlar mutlu. Karşılıklı mutualist ilişkimiz söz konusuydu. Çekim, kolon, rektum, anüs dediğimiz o etrafında bulunan kısımlara verdiğimiz isimdi. Sindirime yardımcı yapılar dediğimiz zaman da tükürük bezleri, karaciğer, safra kesesi ve pankreastan bahsedebiliriz. Tükürük bezlerini söyledim zaten. Bizim ağzımızda, ağız bölgemizde diyeyim, 3 çift tükürük bezimiz vardı. Tükürük bezlerinin içerisinde bulunan amilaz enzimi karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatıyordu. Karaciğer dediğimiz zaman sindirim sistemine yardımcı oluyordu ürettiği safra sayesinde. Safra kesesi safra sıvısını üretmez. Safra sıvısını karaciğer üretir. Safra kesesi ise depolama işlemini gerçekleştiriyordu. Ama burada karaciğerin diğer görevlerini de bilmek gerekiyor. Karaciğerin görevleriyle ilgili direkt üniversite sınavında da çok fazla derecede soru geldi. Mesela safra ürettiği sindirim sistemiyle alakalı. Onun haricinde benim vücuduma aldığım glikozları depoladığım, gerektiği zaman depoyu bozduğum organım karaciğerim. Kan şekerinin ayarlanmasında etkili. Vücudumun aynı zamanda atık giderme merkezi gibi zehirli maddeleri zehirsiz hale getiriyor. İlaç kalıntısı gibi, alkol gibi, hani alkol alan insanların da, uzun süreli kullanan insanların da önce karaciğerlerinde zedelenmeler meydana geliyor ya. Aynı zamanda yağda çözünen ADEK vitaminlerini depoluyor. Mineral madde depolanmasını gerçekleştiriyor. Plazma proteini dediğimiz bazı proteinleri, kanda bulunan proteinleri üretiyor. İşi biten al yuvarlar, ölecekler, bu ölenleri parçalama işleminde yine karaciğer gerçekleştirmiş oluyor. Geldim safra kesesine. Safra kesesi dediğimiz zaman karaciğer üretti, depolamak üzere safra kesesine de gönderdi. Safra kesesinden koledok kanalı dediğimiz bir kanal açılıyor. Safra sıvısı 12 parmak bağırsağına dökülüyor. Unutma Yıldız, safra sıvısı yağların kimyasal sindirimini yapmaz. Sıvı ama mekanik sindirim gerçekleşiyor. Yani yağları dişle parçalamak gibi, onları daha küçük yağ parçacıklarına dönüştürüyor. Pankreas öz suyunun içerisinde de karbonhidratları sindiren amilaz var, yağları sindiren lipaz var, proteinleri sindiren tripsinojen, kimotripsinojen var, nükleik asitleri sindiren nükleaz, DNAz, RNAz var. Yani organik maddeleri sindiren her enzim pankreas öz suyunda var. Pankreas öz suyu da 12 parmak bağırsağına açılacak. Hangi kanalla? Wirsung kanalı dediğimiz kanalla pankreas öz suyu 12 parmak bağırsağına dökülecek. Tabii burada bazı endokrin sistemde vermediğimiz hormonlar da var. Gastrin mideden salgılanıp mideyi uyarıyor. Sekretin ve kolesistokinin ise ince bağırsaktan salgılanarak hem karaciğeri hem pankreası uyarıp buradan salgıların gelmesini sağlıyorlardı. Hemen biz karbonhidratların kimyasal sindirimiyle bir başlamış olalım. Karbonhidratların kimyasal sindirimi dediğimiz zaman ağız ve ince bağırsakta gerçekleşiyor. Midede yok. Ağzıma nişasta, glikojen gibi büyük bir polisakkariti aldım. Suyla tepkimeye soktuğum zaman aynı zamanda tükürüğümde bulunan amilaz sayesinde bunu daha bir alt parçalara ayırdım. Maltoz ve dekstrine dönüştürdüm. İnce bağırsakta yine aynı işlem gerçekleşti ama buradaki amilaz nereden geldi? Bu seferki pankreastan geldi. Eğer ağzımda iyi yapamadıysam bile pankreastan gelen
enzim sayesinde maltoz ve dekstrine dönüştü. Dekstrin böyle 4-5 tane glikozdan oluşuyor. Onun üstüne de dekstrinaz dökülürse glikozlar çıktı. Maltozsa maltaz, laktozsa laktaz, sakkaroz, sükrozsa sükraz, sakkaraz enzimleri dökülecek. Şunların hepsi monomer yapılı. Artık bunlar emilebilirler ki karbonhidratlar ne yapılacak? İnce bağırsaktan kapı toplar damarıyla nereye doğru gidecekler? Karaciğere. Karaciğerde depolanacaksa depolanacak, vücuda ihtiyaç varsa istenilen yere doğru geçiş yapacak. Proteinlerin sindirimi ise ağızda yok, mide ve ince bağırsakta gerçekleşiyor. Bizim midemizde pepsinojen adını verdiğimiz inaktif halde sentezlenen bir enzim var. Hidroklorik asitin etkisiyle pepsinojen birleşiyor, hop pepsine dönüştü. Pepsin aktif bir enzimimizdir. Mide besin gelmediği zaman böylelikle kendini yormamış oluyor. Proteinlerin üstüne pepsin döküldüğü zaman bu bir alt birimlerine, polipeptitlere, peptonlara dönüşüyor. İş burada bitti. İnce bağırsağa geldim. İnce bağırsağa da pankreas öz suyundan tripsinojen ve kimotripsinojen geliyordu. Tripsinojeni enterokinaz, kimotripsinojeni ise tripsin adını verdiğimiz enzim aktifleştiriyordu. Bu enzimin sayesinde benim elimde tripsin ve kimotripsin bulundu. Tripsin ve kimotripsin birleşiyorlar, polipeptitlerin üstüne dökülüyorlar. Küçük polipeptitlere çeviriş yapıyorlar. Daha da amino asitlere çevirmen lazım. Mesela tripeptitse tripeptidaz, dipeptitse dipeptidaz işin içerisine giriyor. Buradan da amino asitler kapı toplar damarı sayesinde nereye taşınıyorlar? Karaciğer adını verdiğimiz organa taşınma işlemini gerçekleştiriyorlar. Ama yağların sindirimi biraz daha farklı. Yağların üstüne safra sıvısı gelecek o kaledok kanalıyla. Fiziksel sindirim oldu yağ damlacıkları. Yağ damlacıklara da pankreas öz suyundan lipaz gelecek. Yağ asitlerine ve gliserole taşımış olacak. Bunu da kim alacak? Lenf sistemi alacak. Yani kapı toplarla yağlar taşınmıyordu. Nükleik asitler dediğimiz zaman DNA ise üstüne DNA'z, RNA ise RNA'z olacak. Bu o küçük birimlere, nükleotitlere dönecek. Nükleotitlerin üstüne de isim bilmeye gerek yok. Nükleotit sindiren enzim dökülürse azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker, fosfatlı bileşik dediğimiz bileşik açığa çıkacak. Hemen emiliminden de bir bahsetmiş olayım. Monosakkarit, amino asit, su, mineral, B ve C vitamini gibi yağ zincirleri ise ne yapacaktı? Kapı toplarla karaciğere gidecek. Karaciğer depolamayacaksa karaciğer toplar damarıyla çıkıyor. Böylelikle kalbin sağ kulakçığına gelecek. Kalbin sağ kulakçığına dökülen de alt ana toplar damar dediğimiz damardı. Sindirim sisteminde bir de yağda çözünen vitaminlerin ve şilomikron dediğimiz zaman da neydi bunlar? Yağ asidi ve gliserol dediğim o monomerler birleşiyorlardı. Bunlar birleştiği zaman etraflarını bir kılıf sarıyordu. Şilomikrona dönüşüyorlardı. Peke sarnıcı göğüs kanalı hop sol köprücük altı toplar damarına geliyorlardı. Üst ana toplar damar kalbin sağ kulakçığına dökülmüş oluyorlardı. Midemizde eğer o mideye açılan yemek borusunun kapakçığında sıkıntı olursa reflü. Eğer midemizin o mukus salgılayan hücrelerinde sıkıntı olursa gastrit, ilerlerse ülser meydana geliyordu. Hemoroid anüste bulunan o kan damarlarının şişmesi anlamına geliyordu. Katı boşaltım atığı dediğimiz, sindirim atığı dediğimiz yapıdaki su miktarı azalırsa kabızlık, çok sulu olursa ishal meydana geliyorlardı. Diş çürükleri, ağız mantarı da yine sindirim sistemi rahatsızlıkları içerisinde yer alacaktı. Geldim son konumuza. Dolaşım sistemi dediğimiz zaman kalp, kan ve damarlardan meydana geliyordu. Kan dolaşımı sisteminde kalbe baktığımız zaman kalbin etrafını saran 3 tane tabaka vardı. En dışta bulunan perikard tabakası bağ dokudan meydana geliyordu. Miyokard kalp kasının ve kalbi besleyen koroner damarların bulunduğu tabakaydı. Koroner damarların tıkanması sonucunda kalp krizi, enfarktüs dediğimiz hastalık meydana gelir. Endokard da epitel dokudan oluşan en iç tabakamızdı. Kalbin iki kulakçığı, iki tane de karıncığı meydana geliyordu. Kalbin kasılmasına sistol, gevşemesine diastol diyorduk. Kalp kasının çalışması sırasında uyartılar önce sinoatriyal düğüm dediğimiz düğümde meydana gelecekti. Arkasından antrioventriküler düğüme geliyorlardı. His demetleri şöyle etrafa yayılacaktı. His demetleri sıra olarak bilseniz iyi olur. Arkasından da şurada bulunan Purkinje liflerine geçiş yapacaklardı. Böylelikle bir atım gerçek gerçekleşecekti. SAA ve his demetleri Purkinje lifleri şeklinde gerçekleşmiş oluyordu. Kalp atımına da baktığımız zaman kalp nasıl atıyor? Tık 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 şeklinde. Tık tık durdum. Tık tık
durdum. İki tane kulakçığım, iki tane karıncığım var ya. İlk yaptığım tık kulakçıklar kasıldığında, sonraki yapılan tık karıncıklar kasıldığında da bir sürede dinlenme oluyordu. Tık tık durdum, tık tık durdum şeklinde. O küçük tık dediğimiz zaman 0,15 saniye sürüyordu. Yani kulakçıkların kasılması 0,15, karıncıkların kasılması 0,30, dinlenme süren de 0,40. He, 0,85 yaptı. Yani bir kalp atımı bir saniyeden az. O yüzden de kalp atımının atar damarlarda hissedilmesine ne ismini veriyoruz? Nabız. Sağlıklı bir insanın nabzı da bir dakikada 70-80 civarında atacaktır. Ki bazı sebeplerden dolayı tabii ki kalp atım hızı ya da nabız farklılaşabiliyor. Daha sonra kalbin çalışmasını bazı hormonlar etkiler. Mesela işte tiroksin metabolizma hızlandırdığına göre kalp atım hızını arttırır. Kortizol arttırır, adrenalin arttırır. Karbondioksit miktarı artarsa kan daha çok dolaşmak isteyecek. O yüzden de kalp daha çok pompalayacak. Bazı kimyasal maddeler, özellikle işte bu vücut için zararlı olan, bağımlılık yapan maddeler kalp atışını etkiler. Ateşli hastalıklarda da dolaşımın hızlanması savunma sistemimizin düşmanlarla savaşması için iyidir. Tansiyon nabızı hemen söyleyeyim. Kalbin pompaladığı zaman atar damarda hissetmeme tansiyon nabız diyoruz. Bu pompaladığı zaman atar damar çeperine yaptığı basınca ise tansiyon diyoruz. Kulakçıklar küçük, kulakçıklar kasıldığı zaman yapılana küçük tansiyon, karıncıklar kasıldığı zaman yapılana büyük tansiyon diyoruz. Kulakçıklar kasıldığında karıncık gevşemiştir. Karıncıklar kasıldığında da kulakçıklar gevşemiş durumdadır. Sağlıklı bir insanda da tansiyonun 12-8 olması gerektiğini biliyorsunuz. Aslında 80'e 120. Kanın vücuttaki dolaşımı dediğimiz zaman da bir küçük dolaşımımız, bir de büyük dolaşımımız var. Küçük dolaşım ne demekti? Kalpten çıkacak, gidecek akciğerlere, temizlenecek. Akciğerden de tekrardan nereye gelecekti? Kalbe. Büyük dolaşım dediğimiz zaman kalpten çıkacak, vücuda gidecek, tekrardan da kalbe geri dönüş yapacaktı. Şimdi sağ sol kısmına baktığımız zaman sağ elimi koyduğum kısım her zaman ne taraf olacaktı? Sol şekli böyle çiziyorlar, unutmuyorsun. Diğer taraf ise sağ kısım olacaktı. Kalbin sol tarafında oksijence zengin kan bulunacak. Sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunmuş olacak. Kalbin solundan çıkan oksijence zengin kan tüm vücuda gidecek. Tüm vücuttan tekrar kirlendikten sonra, dokulardan kirlendikten sonra tekrar kalbe dönüş yapacak. Kirli kan ise sağ taraftan çıkacak. Akciğer atar damarıyla akciğere gidecek. Tekrar akciğer toplar damarıyla temizlendiği zaman kalbe dönüş yapacak. Kalpten çıkan damarlarımız vardı. Atar damar, toplar damar, kılcal damar dediğimiz damarlar. Atar damarlar kalpten çıktı. Kanı pompalayan damarlardı. Toplar damarlar vücuttakileri alıp tekrar kalbe taşıyordu. Atarla toplar damarların arasındaki bağlantıyı kuran, madde alışverişini yapan damarlar da kılcal damar adını verdiğimiz damarlardı. Kan basıncına baktığımız zaman en yüksek atarda, sonra kılcalda, sonra toplarda olurdu. Gittikçe basınç azalıyordu. Kan akış hızı atarda en hızlı, toplarda sonra. Kılcallarda çok yavaş akacak, madde alışverişi gerçekleştiği için. Akış yönü dediğimiz zaman da kalpten çıkan her zaman atardı. Atarlar kılcallara bağlanacaktı. Kılcallar da toplarlara bağlanacaktı. Kan cal damarlarda madde alışverişi dediğimiz zaman şöyle hayal edecektin. Mesela burası bizim kılcal damarımız, şurası da hücremiz olsun. Atar damara yakın olan ucu, şurası da toplar damara yakın olan ucu olsun. Atar damardan toplara doğru gidildikçe kan basıncı azalırdı. Protein ozmotik basıncı ise sabit kalırdı. Haliyle şöyle bir baktığımız zaman, kan basıncı protein ozmotik basıncından fazla olduğu zaman maddeler dışarıya verilecekti. Ozmotik basınç, protein ozmotik basıncı kan basıncından fazla olduğu zamanlarda ise maddelerin alımı söz konusu olacaktı. Eğer bu alışverişte sıkıntı yaşanırsa, madde birikimi şurada olursa ödem dediğimiz durum söz konusu olurdu. Ki günde 4 ila 8 litre arasında sıvı şurada kalacak. Bunu toplayacak olan da lenf sistemi dediğimiz sistemde. Geldim kana, damarlarda tek yönlü akan bir sıvıdan bahsediyoruz. Taşıma, düzenleme, savunma, koruma gibi görevleri var. Kanı beklettiğimiz zaman ya da böyle bir makineye koyup hızlı döndürdüğümüzde
sürdüğümüz zaman, santrifüj ettiğimiz zaman tüpün içerisinde böyle bir görünüm söz konusu olur. En altta kırmızı kan hücresi dediğimiz al yuvarlarımız bulunacak. Orta kısımda beyaz kan hücrelerimiz ve trombositlerimiz olacak. En üstte de plazma dediğimiz kan hücreleri çıkartıldığı kalan kısım olacak. Kanın pıhtılaşmasında da trombositlerimiz görev yapacak ama bazı mekanizmalar söz konusuydu. Trombositler ve doku faktörleri devreye girdiği zaman bir pıhtılaşma olayı söz konusu olacak. Protrombinler pıhtılaşma faktörünün sayesinde trombine dönüşecekler. Fibrinojen inaktif haldeydi. Trombin geldiği zaman da aktifleşip fibrine dönüşecekti. Küçük bir kesikse trombositler yeterli ama kesik büyükse etrafını sarmak lazım. O yüzden de fibrin adını verdiğimiz proteinlerin oluşturulması lazımdı. İnsanda kan grupları dediğimiz zaman A, B, AB0, RH pozitif, RH negatif dediğimiz kan grupları söz konusu. Al yuvarlarımızdaki antijenlere göre bunların belirlenmesi söz konusu oluyor. Al yuvarlardaki antijenler dediğimiz zaman A antijenini bulunduranlara A kan grubu, B antijenini bulunduranlara B, iki antijeni taşıyanlara AB, antijeni olmayanlara da sıfır demiştik. RH faktörü içinde de D antijeni dediğimiz bir durum söz konusudur. D antijenini taşıyanlar RH pozitif, taşımayanlar RH negatif adını verdiğimiz kan grubuna sahip olacaklar. Böylelikle çok hızlı bir şekilde birinci dönemin tüm konularını tekrar etmiş olduk. Hemen dinamodan da hocam aslında bizim tam olarak nereye gelmemiz gerekiyor dediniz, göstereyim. Sinir sistemi zaten ilk konumuzdu, bitti. Endokrin sistem, duyu organları dedik. Bunlardan bahsettik. Destek hareket, sindirim ve dolaşım sisteminin yarısına kadar geldik. Dolaşımı kendi içerisinde kan dolaşımı ve lenf dolaşımı olarak gruplandırabiliriz. Birinci dönemde kan dolaşımına kadar olan kısmı bitirdik. İkinci dönemde ise lenf yapılarıyla devam edeceğiz. Yani sayfa 126'dan sonrası kitabın kalan yarısı ise ikinci döneme kalmış olacak gençler diyeyim. Böylelikle hemen videomuzu bitirdiğimize göre ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.